gemi mühendisi olarak yazdınız işlerinde. Bütün bunlara rağmen bakalım bakalım tutuklanmış mısınız? 3, 2, 3, tam 11 kez. Bununla 12 olacak. Tam bir yüzüne. Evet efendim, tam 12 olacak ama dikkatinizi çekerim. Hiçbirinden mahkumiyetim yok. Yani sicilim temiz. Her seferinde nasıl bir numarayla paçayı kurtardınız bilmiyorum. Ama bu sefer sicilinizi ben bozacağım, haberiniz olsun. Tabii anlıyorum komiserim. Yani temiz bir sicili bozmak herkesin ağzını sulandırır. Aha, evet, evet. Bu şikayetle kişilere kendini ruh toplumu diye tanıtıyorum yazıyor. Aynı zamanda profesör ve Padova Üniversitesi eski doçent bilgisiniz. Sahte ünvanlarla itibar elde etmeye çalışmak, hapsi boylamak için yeterlidirler. Biliyorsunuz değil mi? Doğru komiserim, yalnız bu sağlıklı bir insan için çok yakışık olabilir ama ben deliyim. Yani o da raporum var. Koşatın lütfen. Sabahatınızı var. İstroman. İtalyanca ziyan boyunca. Ya ben de her seferinde bak kişiyi, tezban kişiyi oynamaktan büyük bir keyif alıyorum. Tabii gerçekçi bir tiyatro olduğum için de rol arkadaşlarımı gerçek hayattan seçiyorum. Tabii benim şu anda ekonomik durumum da çok iyi değil. Onlara para ödeyemiyorum. Gerçi devlet yardımı için Kültür Bakanlığı'na başvurdum ama öyle bir siyasi kanadım olmadığı için çıkacağını da zannetmiyorum. Öyle bulduğunuz oyuncularla da topluyor musun? Onları da dolandırıyor musunuz? Oğlum efendim, onlara hiçbir zararım dokunmadı. Ha, peki, peki. Ha, bir tane daha işte. Şuna bak. Bir vizite için 20.000 lira. Bu bir tabi sahtekarlık. Dur efendim. Yani alanında 16 yıl boyunca uzmanlaşmış bir ruh doktorunun normal tarifesi. Bir de sen ne zaman okudun ki? Ben 16 aylık akıl hastanesinde 20 yıl eğitim aldım. Kendim gibi binlerce tehlikeyi geçirdim. Gün gün, hatta geceleri bile. Hani diğer doktorlardan farklı olarak ben geceleri de orada kaldığım için. Bazen yatak olmaz, böyle ayakta oluyor. Hatta beni şikayetinden bu şizofreni hastasına ne kadar doğru bir teşhis koymuşum bakar mısın? Ha tabii tabii. 20.000 lirayla doğru bir teşhis tabii. Ama ona iyilik olsun diye yaptım komiserim. Ona iyilik olsun diye, öyle mi? Peki bu terapide uzmanlık alanınıza mı geliyor size? Öğren komiserim. Şimdi ben o 20.000 lirayı tırtıklamasaydım o zamanlı ve ailesi bu işten memnun kalırlardı. Ben 20.000 lira yerine 5.000 lira isteseydim, ben o profesörüm diye maçlıkla yeşil doktora benzemiyor. Şimdi doktor gibi davranıyor diye düşüneceklerdi. Ama bana 20.000 lirayı bayılınca önce küçük dilerim falan, sonra bu kim? Yoksa bir tanrı mı diye düşündüler. Sonra elimi öptü, bayrak sevinciyle uzaklaştılar. Kahrolasın ya. Masal anlatmayı nasıl da iyi beceriyorsun. Ama bunlar uydurup masallar değil komiserim. Freud'un da dediği gibi tuzlu bir hesap. Hem doktor hem hasta için en iyi reçete. Evet, tabii tabii tabii. Peki şuna bakalım bakalım. Burada şöyle yazıyor. Profesör Antonio Rappi, ruh doktoru, Padova Üniversitesi eski doçenti diye yazıyor. Buna ne buyurur? Ama öncelikle belirtmek isterim ki ben bir profesörüm. Ama resim profesörü. Akşam okulunda serbest resim. Ama burada ruh doktoru diye yazıyor. Doğru ama noktadan sonra yazıyor. Komiserim, siz söz dizinini ve dil bilgisi kurallarını biliyor musunuz? Bakın şimdi burada. Profesör Antonio Rabbi nokta, büyük harfle R nokta. Yani bu ruh doktoru demek. Yani burada bir ruh doktoruyum diye bir ünvan sahtekarlığı yok ki. Şimdi ben Profesör Antonio Rabbi nokta A nokta yazsaydım, arkeolog mu oluyorum? Peki bu üniversite serbest doçentliğiniz neyiniz? Siz kandırmaca yapıyorsunuz. Hem dil bilgisi kurallarını bildiğinizi söylüyorsunuz hem de okuduğunuzu anlamadığınız ortaya çıkıyor. Neyi anlamadınız? Eskiden sonra virgül yok. Evet. Aa! Evet evet, virgül var. Dikkat etmemişim. Dikkat etmemişim. Ondan sonra böyle bir dikkatsizlik yüzünden suçsuz bir insan hapishanelerde çürüsün, öyle mi? Pes! Siz gerçekten değilsiniz. Virgülle bu işi ne alakası var? Yok tabii canım, dil bilgisi kurallarını bilmeyen bir insan için hiçbir ilgisi yok. Virgül cümlenin anahtarıdır. Cümlenin anlamını belirler. Virgülden sonra şöyle bir küçük bir ara vermek lazım. Şöyle bir nefes almak lazım, durmak lazım. Şimdi eskiden sonra virgül varsa cümlenin baştan aşağı bütün anlamı değişir. Örnek veriyorum.
salaktır. Çık! Ben salak mıyım yani? Hayır, hayır. Siz Gravel yazılıyorsunuz. Ama merak etmeyin, her şeyi çözeceğiz. Ben çok iyi bilirim bunları. Sana hızla ders vereceğim. Şimdi, başlıyoruz. Fazla vaktimiz yok. Şimdi sen bana bildiğin zamirleri say bakalım. Zamirler, 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 zamirler. Ama beyefendi, neredeyse oyunculuk hastalığı üstümüzden yanacağım. Yani deyim falan diyorsunuz ama yemin ederim siz benden daha sağlıklısınız. Ben o kadarını bilemem komiserim. Gerçi duyuyoruz bu polislerde de pis işit durumlar var mı? Çok kulağımda geliyor. Yeter artık. Bırak da bitirelim şu sana, bırak. Yok, ben yazayım onu. Dakikada kalma. Dakikada 45 yıl şu parla bak. Çek, 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 çek. Rahat ol, yoksa takarım kelepçeleri. Kelepçeleri kalmaz. Niye takamazsın? Takamazsın. Niye? Bana deli gömleği giydirebilirsiniz ama kelepçe takamazsınız. Eğer kelepçe takarsanız ceza kanunu madde 122'ye girer. Ruh ve akıl hastalarını resmi görev sırasında olsa bile sakinleştirmek için zor kullananlar ve bu nedenle onların kriz geçirmesine neden olanlar 5 yıldan 15 yıla kadar hapis, memuriyetten tart, emeklilikten zart. Yasalarla çok iyi biliyorsunuz. Evet, doktorum ben 20 yıl hukuk okudum. Kaç yaşındasın sen? 300 mü? Hukuk ne zaman okudun? Kumarhanede. Öyle mi? Orada insan o kadar güzel eğitiyorlar ki görseniz. Bizim bir bekçi vardı, paronayetli bekçi. Gerçekten bir deha idi. Hukuk derslerimi o verir. Roma hukuku, Ben hukuk, Hüsnü yasaları, Roma ortodoks yasaları, zor, hepsini biliyorum, zor, sınava tutun beni, hadi. Eğer zamanı yok öyle bir şey, dur bakalım. Ha, bu dosyada şimdiye kadar yargıç kılığına girdiğinize dair bir bilgi yok. Avukatlık numarası da yapmamışsınız. Yok, avukatlık numarası yapmam. Avukatlık pasif bir mesele. Ben avukatlığı sevmiyorum. Daha çok sorgulamayı, yargılamayı, konuşturmayı seviyorum, komiserim. Ben sizden biriyim. Bundan sonra birbirimize sen değil miyim? Doğru konuş. Ama ekmeği bırak. Peki, yargıç rolü oynayarak dolandırıcılık yaptınız mı, yapmadınız mı? Yok, hiç kısmet olmadı. Oysa o kadar isterdim. Çünkü yargıçlık İtalya'daki mesleklerin en yücesidir. Mesela bir işçiyi düşün. İşçi 55-60 yaşına geldiği zaman artık nefesleri ağırlaşır. Yolun sonuna gelmiş gibidir. Ya da bir maden işçisi 45 yaşına geldiği ciğerleri iflas eden hop çürüye. Ya da bir banka memuru. Artık müşterilerin ismini karıştırır, hesapın barolarını unutur, bilgisayara uyum sağlayamaz. Hop iyi kabuller. O yüzden yanlışlıkları ne kadar yaşlanır, ne güçsüzleşirsen itibarın o kadar artar. Hatta onların seni mahvetmeye ya da kurtarmaya geçtikleri var. Bugün hava çok güzel olsa bari gel dedi. Sana 50 yıl verdi. Sana 40 yıl verdi. Sen sevimli bir çocuğa benziyorsun. Sana 30 yıl verdi. Yalnız çiğiz, yargılar, muhteşem bir meslek. Ayrıca bu yargıçların bize de bu hastaları var. Ve onlar hakkında konuşmak hala suç. Bir bizde, bir de Suudi Arabistan. Bir de Açılın temiz mahkemesi yargıcı geliyor, herkes ayağa kalksın. Ben burada iyiyim. Ben kendimi burada polislerin yanında güvende hissediyorum.
Dışarıda hayat çok kötü, çok korkunç. İnsanlar çok kötü araba kullanıyorlar. Sürekli kornalara basıyorlar. Sürekli grev yapıyorlar. Yol kendilerinden açılıp kapanan kapıları olan metrobüsler var. Onun arasında kaldım mı yardım ne olur ben burada kalayım. Sanıkları sorgulamamıza yardım edin. Aga, nitrik asitli gliserin fitili yaparım onları konuşturmak için. Çıktı ya beni burada tutarsanız ya da kendimi pencereden aşağı atarım. Hayır yapamazsın. Hanım kaçıncı kat burası düşüyor. Evet gayet güzel. Bundan kendimi aşağı atarım öyle kolay kolay da ölmem. Bağırım la, yardım edin la. Gazeteciler gelene kadar ölmem. Gazeteciler geldikten sonra da beni senin aşağı attığını söylerim. Kanımla da ben Bertoz'a yazarım ölürüm. Oğlum! 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 Bak buraya! Oğlum! Oğlum gel gel gel. Hırsızlık. Nereden? Eczaneden. Serbestsin o. Sen? Ağır hakaret. Kime? Cumhurbaşkanı. Tahmin et ben kim? Hadi tahmin et. Bak tahmin etmezsen vermem.
yargıç mı geldi? Niçin? Müfettiş. Neden geliyor? Anarşistle ilgili dosyanın yeniden incelenmesi için mi? Peki neden? Kamuoyu baskısı yüzünden. Efendim, yok ben bilmiyorum. Ben de uzun diyorum. Orada, evet. Nasılsın? Bunu söylüyorum. Evet Uzo, dördüncü kattaki arkadaşımız o Gülsün, Gülsün, ona giren çıkan bir şey yok diyor. Her şey onunla müdürlüğü ilgilendiriyor. Aman diyor Bertozo da, gitsinler kendi uyuzlarını kaşısınlar, bize ne diyor. Onların başına geleceklerden diyor, hiç ilgilenmiyor. Evet, Bertozo da gidiyor. Evet, Bertozo osurdu. Hemen arasını yatıyor. Bertozo diyor ki, yargıç geldiğinde ve burada gerçek durumu anladığında seni ve müdürünü güneyde bir kasabaya tayin edecekmiş. Sürgün yani, anladın mı? Evet. Giriş katında bir ofisiniz olacakmış. Niye? Çünkü pencereden atlayan anarşistler ölmesin diye. Alo. Ha Bertozo yine olsun. Evet. Nasıl? Söylüyorum, söylüyorum. Bertozo. Dördüncü kattaki komiser seni görünce gözünün üstüne bir tane patlatacakmış. Söyledi tamam. Haydi de bana ne. Sonunda yargıç oynayacağım. Sonunda yargıç rolü oynayacağım. Hazırlanmam lazım. Olsun. Ah, of course, Kennedy.
soruyorsunuz o zaman? Ha? Yoksa bu bir tik? Olabilir mi? Ben de size ne? Ama böyle sürekli elinizi ovuşturarak dolaşamaz. Bence bir doktora görünmeniz lazım. Kendinize güven duygunuzun eksikliğinin belirtisi. Tabii suçluluk duygusu. Cinsel doyumsuzluk. Acaba diyorum böyle kadınlarla aranızda sorunlar mı? Ne? Beyefendi! Kimsiniz siz? Ha? Çok yakışıksız bir davranış. Hadi itiraf edin bu bir tik değil. En fazla 10 dakika önce birine yumruk attırdım. Beyefendi, siz ne saçmalıyorsunuz lan? Hem şu şapkayı çıkarsanız da başımıza. Kusura bakmayın, nezaketsizlik yapmak istemedim ama. Efendim, pencere açık ya. Ceryan yapıyor. Ceryan bana dokunur. Özellikle de başı üşür. Sizin üşürmez mi? Hayır. Acaba pencereyi kapatamaz mı? Hayır. Peki. Tamam beyefendi. Ben Profesör Marco Mario Manitier, Yargıtay Kurulu Başkanı. Yargıtay Kurulu Başkanı? Evet. Roma Üniversitesi eski Cürbüz Serbest. Anlıyorum. Neyi anlıyorsunuz? Hiçbir şey. Evet, sizin hiçbir şey anladığınız yok. Benim buraya kapatılmış olan anarşistle ilgili dosyayı yeniden incelemeye geldiğimi siz nereden öğrendiniz? Bizim zaman benim de buradaki damarım böyle atar, benim de burada bir sıkışım var. Çabuk bakın, benim buraya geleceğimi biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Biliyordum, ama bu kadar çabuk geleceğinizi biliyordum. Ya gördünüz mü? O yüzden Yargıtay Kurulu benim gelişimi öne aldı, sizi gafil aldı. Hayır, evet, tabii. Efendim, lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Efendim, bence bir kapatma bir istersen. Yok, gerek yok. Bana hemen müdür bey çağırıp başlamak istiyor. Evet, şapkanızı. Tabii alabilirsiniz, zaten benim değil. İsterseniz hemen şöyle geçin, daha rahat olun. Ne gereği var? Yani anarşistin başına geçen gelen olay burada olmaz. Komiser Bey, ben buradayken yanımda sürekli yüksek sesle konuşulmasını tercih ederim. Evet, nasılsınız efendim? Git derhal Münir Bey'i buraya çağırın. Mümkün değilse de. Evet, mümkün değilse de. Mümkün değilse de. Efendim, şuna koyarsın. Nasıl değil mi? Evet. Pardon, lafınızı kesiyorum ama bu bahsettiğiniz komiser Bertoldo'nun bu inceleyeceğimiz dosyayla ilgisi var. Evet, hani olmaz olur mu? Kendisi arşiva baktığı için dosyaların asılları onlar. Dosyaların asılları bende. Evet. Ha, hadi ben kim değilse bile gelmek zorunda oluşumdan oluyorum. Şundan dolayı ben sana çıkıyorum. Başkanım dolayı ya. Son zamanlardaki davranışlar hiç hoşuma gitmiyor bakar. Haa tabii şeyden dolayı da onun öbürü de. Ama efendim ben durdum size bu usulü kolaydan bahsetmeyi anlaşılmaz. Ya usulüm. Usulü efendim. Kim usulü? Bana efendim. Bir anlar usulü efendim. Başkanım usulüne. Ondan haberleriyle bizimle dalga geçen oğulları bir ileri gözler bizim üzerimizde. Yok, hayır. Ben gazeteci değilim, merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz, benden sır çıkmaz. Evet, bunu az önce genç meslektaşınıza da söyledim. Yani kaygılarınızı anlıyorum. Fakat bizim bu genç meslektaşımız çok çabuk sinirlenen, çok devri bir delikanlı. Ve anladığım kadarıyla da osuruğa da osurup şakalara da alerjisi var. Gerçi bizim de yani meslektaşlar arasında osurukla ilgili farklı anlamlar var. Sizinle bir büyüğünüz gibi konuşuyor. Bu çocuğun acil bir ruh doktoruna görünmesi lazım. Evet ve o kadar şanslısınız ki çok yakın bir
açık sözlü bir müdürünüz var. Hemen dedi, biz de bekliyorduk dedi. Gördünüz mü? Tabii başka bir eğitim, başka bir jenerasyon değil mi? Abi, bize başka türlü öğretiler. Bu arada siz bana hiç yabancı geldiniz. Tanıdık ki. Siz daha önce hiç provokatörlük yaptınız mı? Evet. Hayır. Ya ben iki de ya koskoca peynir bütürdüm provokatörlükle de alakası var. Neyse biz konumuza dönelim. Evet. Şimdi bu tarihler bizi hiç ilgilendirmiyor. Hah, burada. Başlıyoruz soruşturmaya. O gece demir yollarında çalışan bir anarşist bir bankaya koyduğu bombayla 16 masum insanın hayatını yitirmesine sebep olduğundan bu odada soruşturma başlamıştır. Burada sizin ifadeniz bulunuyor müdür bey. Adı geçen hakkında suçlu olduğuna dair kuvvetli kuşkular bulunmaktaydır. Doğru mu, böyle mi söylemiştir? Evet, doğru. İlyan başlangıçta. Daha sonra... Tabii başlangıçta olduğuna eminim ama biz şimdi sırasıyla gideceğiz. Evet. Anarşist gece yarısına doğru Radius'a yakalanarak kendini pencereden aşağı atmış ve çarpmadan dolayı ölmüştür. Müdür bey, sürekli siz bu Radius'tan bahsediyorsunuz. Bu Radius nedir bu Radius'tan? Radius nedir? Radius. Nedir bu Radius? Evet, bir Radius. Ben söyleyeyim, ban diyor. Ne diyor efendim? Ban diyor, bunun bir çeşit kriz olduğunu. Büyük bir çaresizlik ve korku